Gördüğünüz gibi beni de konuşma grubuna aldılar. Bundan böyle ben Taha Kermani, GZT10'un da İran'ı da konuşacağız. Türkiye'nin 560 kilometre boyunca sınır komşusu olan yıllık yaklaşık 7 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle dikkat çeken İran'a onun da farklı bir gözle bakmayı istedik. Mülteci sorunları, Esed'e yaklaşımı ve Karabağ işgalindeki tavrıyla sık sık gündeme gelen İran'ı sarsan bir ses kaydından bahsedeceğiz. Ağay Süleymani der mah Bahman derhast sefer be Rusiye kerd. Der mah Tir. İran siyaseti söyleşi kültürüne pek alışık değil. Ancak son zamanlarda bir söyleşi tüm dünyanın dikkatini İran'a çevirdi. Ruhani kabinesinin içeride ve dışarıda en bilindik yüzlerinden olan Muhammed Cevad Zerif de 24 Şubat'ta bu söyleşilerden birine konuk oldu. Söyleşiden 2 ay sonra ise yaklaşık 3 saatlik bir ses kaydı basına sızdırıldı. Burada şöyle önemli bir detay daha var. Zarif'in ses kaydı Suudi Arabistan'ın finanse ettiği iddia edilen bir TV kanalının tarafından yayınlandı. Bu durum meseleye dair hassasiyeti bir anda artırdı. Zarif söz konusu söyleşide oldukça tarihi açıklamalarda bulunuyor. Kayıtta özetle Dışişleri Bakanı olmasına rağmen dış politikaya yeter kadar söz sahibi olmadığından bahsediyor. Zarif, Hamine'nin etrafında oluşan güç çekirdeğine, en çok da devrim muhafızlarının dış politikanın rotasını belirlediğine de dikkat çekiyor. Devrim muhafızlarını saha elemanı olarak anan Zarif, saha diplomasinin değil diplomasi sahanın hizmetindedir diyerek yakınıyor. Ve yapabileceklerimi yapmama asla izin vermediler diyor. Söyleşide Zarif, İran'ın 5+1 ülkeleriyle yürüttüğü nükleer müzakerelerden de bahsediyor. Ona göre bu sürecin en tehlikeli parçası ise Rusya. Zarif, sık sık Rusya'nın ABD'den daha çok zorluk çıkardığından ve özellikle İran'ı Rusya'ya bağımlı yapmaya yönelik çabalarından bahsediyor. Şunu da hatırlatalım, söyleşideki sözler bugüne kadar Rusya'ya karşı bakan seviyesinde sarf edilmiş en ağır sözlerdi. Tam da bu yüzden İran dış siyasetinde derinden sarsılmaya başladı. Zarif'in basına sızan sözleri İran'a adeta bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı müşaviri Hüsamettin Aşena sızdırılan söyleşiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığından alındı. Bu hamle istifa olarak gösterilse de düpedüz kovulmaydı. Olayın İran dışından yansıması da casuslar her yerde gibi bir paranoyayı da beraberinde getirdi. Bu noktada da İran anayasasına göre özel televizyonun katiyen yasak olup radyo ve televizyon devletin tek elinde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu arada İran Meclisi 9 Mayıs'ta yapılan bir kapalı oturumda Zarif'e bizzat hesap da sordu. Zarif'in Ukrayna yolcu uçağıyla alakalı sözleri de büyük yankı uyandırdı. Hatta buna yankı değil, öfke desek sanırım daha doğru olur. Zarif kayıtta devrim muhafızları ordusunun 8 Ocak 2020'de Tahran semalarında iki roketle düşürdüğü Ukrayna yolcu uçağına güvenlik yetkililerine gerçekten vurduysanız söyleyin de ilacını yapalım dediğine ve sen git tweet atarak yalanla cevabını verdiğini de söylüyor. Zarif, Beşar Esed'in Kasım Süleyman'ın girişimleri sonrası Tahran'ı ziyaret edeceğini televizyondan öğrendiğini söylüyor. Ayrıca bir yerde Zarif, Trump döneminde İsrail'in Suriye'de 200'den fazla İran mevzisini vurduğunu da John Kerry'den öğrendiğini açıklıyor. Zarif'in bu sözleri ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin bile sıkıştırılmasına yol açtı. Yani mesele İran'ın dışına çoktan çıkmıştı. Zarif, devrim muhafızları gibi yasaklı, hatta mayınlı bölge olarak bile tanımlanabilecek hassasiyette bir konuya değinerek de ülkede yepyeni bir kapı açmış oldu. Amiyane tabirle, son zamanlarda İsrail'in peş peşe gerçekleştirdiği operasyonlarla ciddi darbeler alan devrim muhafızlarının karizması boydan boya çizilmişti. Hatta devrim muhafızlarının hedef tahtasına oturtulduğunu bile söylemek mümkün. Yıllarca isminin anılması bile tabu olarak nitelendirilen kişi ve kurumlar, siyaset meydanında tartışmanın göbeğine yerleşti.
Herkesin tahmin edeceği üzere devrim lideri de bu meseleye el attı. Ali Hamenei, Zarif'in dediklerine düşmanın sözleri ve düşman sevindiren sözler yorumları yaparak Kasım Süleymani'nin yaptıklarını bir kez daha savunmuş oldu. Hamenei ayrıca dünyanın hiçbir yerinde dış politika Dışişleri Bakanlığı'nda belirlenmez diyerek dış politikaya ülkenin üst düzey yetkililerinin karar verdiğini ve Dışişleri Bakanlığı'nın sadece uygulama ile mükellef olduğunu dile getirdi. Bu apaçık biçimde Zarif'e karşı açılmış bir bayrağı temsil ediyordu. Şimdi burada çok yetkin bir konuğa başvuruyoruz. Orta Doğu uzmanı Arif Keskin ses kaydının siyasi boyutunu değerlendirecek. Öncelikle şunu söylemek lazım ki İran toplumu bütün yetkilerin Hamenei'de toplandığını, Hamenei'de merkezleştiği, Hamenei ile devrim muhafızları ve bir avuç radikal mollalar tarafından onların elinde yoğunlaştığını ve İran onlar tarafından yönetildiğini biliyorlar zaten. Cumhurbaşkanlığının ve diğerlerinin kesemeyen makas olduğunu, yetkililerinin sınırlı olduğunu da farkındalar. Zaten bu genel olarak toplumsal bir bilince dönüşmüş bir gerçeklik. İkincisi olarak şudur. Cavad Zarif'le birlikte açığa çıkan bu gerçeklik İran'da bir kurumsal değişikliğe yol açmaz. Yani bu gerçeklik İran diplomasisine, İran Dışişleri Bakanlığı'na bir alan açmaz. Onun bir alan kazanmasına sağlamaz. Çünkü bu yapı 1979'dan günümüze kadar kurumsallaşmış. Bunun anayasal olarak da temelleri var ve doğal olarak bu kurumsallaşan ve anayasal temelleri olan ve pratikte yürürlükte olan çok karmaşık, çok boyutlu bir sistemi dönüştürmez. Yani belki de Zarif'in şöyle bir hayali olabilir. Açıkladım, bir açığa çıktı ve bu yönüyle de yetkililer bunu gördüler. Belki bir değişikliğe giderler ama bunun pratikte İran dış politikası yapımında bu uygulamasında 1979'dan özellikle 1989'dan günümüze kadar o kurumsallaşan yapıda herhangi bir değişiklik yapmaz. İran'ın dışarıya doğru gülümseyen yüzü, Zarif'in basına sızdırılan sözleri sonrası bambaşka bir resim oluştu. Hatta İran'ı ne kadar az, daha doğrusu ne kadar yanlış tanıdığımızı hatırlattı. Bugün Afganistan'dan Irak'a kadar birçok farklı ülke İran'a karşı artan tepkileriyle dikkat çekiyor. Radikal Fars milliyetçilikle, mezhepçilikle hamuru yoğrulmuş İran bugün belki de tarihinin en sevilmediği günleri yaşıyor. Bütün bunlar İran'ı değerlendirirken propaganda ve gösterilen etkisini ne kadar önemsememiz gerektiğini de net biçimde vurguluyor. Türkiye'nin 560 kilometre boyunca sınır komşusu olan yıllık yaklaşık 7 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle dikkat çeken İran'a onun da farklı bir gözle bakmayı istedik. Mülteci sorunları, Esed'e yaklaşımı ve Karabağ işgalindeki tavrıyla sık sık gündeme gelen İran'ı sarsan bir ses kaydından bahsedeceğiz.